Hocalara hoş geldiniz arkadaşlar. Eyvah 11 oldum videosuyla karşınızdayız. Ali Hasan Bey ve ben. Şimdi eyvah 11 olduk deyince tabi eyvah 9 olduk, eyvah 10 olduktan biraz daha farklı. Çünkü sınava bir adım daha gerçekten eyvah. ciddi eyvah. Bu eyvah gerçek bir eyvah, şaka değil. Peki yani. Biz biraz açıklayalım, neler yapmaları gerekiyor, ne yapacaklar bu çocuklar, gençler. Şimdi 10. sınıfta ne dedik? Okul bazlı çalışmanın yanında şeye de başlamamız lazım falan dedik. Ama bunları hep nasıl konuştuk cümle yapımız olarak? Ya başlasanız iyi olur. Yani iyi olur, bunları yapsak falan şimdi... Yapmak zorundasın. 11. sınıf üniversite hazırlığının artık böyle ilk aşamasıdır diyebiliriz değil mi? Hem dersleri kesin çok iyi dinlemeliler çünkü konular yüklü, ağırlaştı, zorlaştı. Hem de sınav çok yakın. Sınav çok yakın ve sadece 12'de çalışmakla gerçekten istediğimiz şeyi yapamıyoruz arkadaşlar. Bir yeri kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Bir istediğimiz bölümde oluyor mu? Oluyor. Ama asla istediğimiz okul olmuyor. Değil mi? İstediğimiz o eğitimi alabileceğimiz bir yer olmuyor. Sıradan bir yer oluyor. Yani ne de hedefimizi hayalimiz, aşağı çekmek zorunda hayalimizdeki kalıyoruz. Yer olmuyor açıkçası. Ondan bahsediyorum. Sıradan derken yani her şey, her yerde farklı şeyler öğrenip farklı şeyler alabiliriz ama bizim hayal ettiğimiz, düşlediğimiz şeylerin uzağında kalıyoruz. Sadece 12 yetmiyor. O yüzden varın gelin şu 11'de bu işi sıkı tutalım. Gerçekten 11'de işi sıkı tutanlar 12'de çok çok rahat ediyorlar. Şimdi sınava hazırlık başlasın demişiz. Evet. Burada demek ki artık bir gerçek YGS, LYS moduna girecek çocuk. Ve bunun ilk adımlarından birisi olarak da 9'u 1 tekrarlasak mı demişiz. Bu evet. Neden? Bu şundan dolayı hocam. Bu da aslında 12'den dolayı. Yani 11'deyiz ama 12'den dolayı olabilecek bir şeyden bahsediyoruz burada. 12 başlarken arkadaşlar herkes YGS çalışıyor sadece. Ne zamana kadar? Mart ayının ortasına kadar. Yani YGS sınavına kadar. Ondan sonra LYS sınavına kalıyor 3 ay. Ve bu 3 ayda asla bu LYS konuları bitmiyor. Çünkü biz 12'ye başlamışız ve hep YGS çalışıyoruz. LYS konularına hiç bakmıyoruz. Hatta okulda LYS konuları işliyoruz ama onları da yarım şeyle dinliyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben matematiği örneklendirerek belki bildireceğim ama şimdi öğrenci diyelim ki 12. sınıfta çalışmaya başlıyor. Haziran'da. Akıllı ya, erken başladı. Haziran'da başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Hakikaten de neredeyse bir 10 aylık bir süre var. 9-10 aylık süre boyunca öğrenci sadece YGS'ye ağırlık veriyor. Evet. Bu öğrenciyi LYS'ye çok zor yönlendirebiliyorum. Çünkü diyor ki hocam ama önde YGS var. Tamam, YGS bitti. Ondan sonra 2-3 aylık sürede LYS. Herkes inanıyor buna. Yani o 3 ayda şu YGS bir geçsin. Şu YGS'de istediğim bir sonucu alayım. LYS'de zaten yaparım diyor. Ama arkadaşlar bunu söyleyenlerin hepsi YGS'de sıralaması neyse LYS'de çok daha gerilere düşüyorlar. 11. ise 25 bine düşüyor. 21. ise 40 bine düşüyor. Bunlardan bir sürü örnek var. Çevrenizde de vardır. YGS tamamıyla 9. sınıf konusu. Evet. LYS ile hem 9'dan var ama ağırlık olarak 10, 11, 12. Yani evet. Birinde bir sınavda bir seneden mesulsünüz, diğerinde 3 seneden mesulsünüz. Hatta 4 seneden yani birden mesulsünüz. Nereye getirmeye çabalıyoruz? Şuna getirmeye çalışıyoruz. Biz 11. sınıfta 9'un tekrarını yaparsak, kendimizi belirli seviyede tutarsak, 12'de YGS zaten çalışacağız, çalışmayalım demiyoruz. YGS çalışırken LYS'ye de çalışabiliriz. Ve YGS'yi de daha rahat, daha kolay bir şekilde ve YGS bittikten sonra LYS diye bir şey vardı, bunda konular böyleymiş falan demeyeceğiz. Biz zaten hazırlıklıyız, onların zaten hazırlığını yapmış durumda olacağız. Derdimiz bu yani arkadaşlar. Bu arada 11. sınıf konuları zaten LYS konuları. Evet. 11'de bunu öğreneceksiniz. Tabii. Artı 12. sınıfın konuları da yine LYS konuları. Bunları da öğreneceksiniz. Yani bir yandan da LYS'ye çalışıyor olacaksınız zaten. 11. sınıf devam ederkenden bahsediyorum bu arada. Bazı arkadaşlar 11. sınıf bitti, o Haziran'daki dönemi. Yok, o az önce verdiğimiz örneğe dönüşüyor zaten. Zaten okullar artık dershanelerin dönüşümünden kaynaklı olarak erkene çekildi. Zaten YGS hızlandırılmış olarak görmeye başlayacaksın. Orada zaten sıkıntı yok. Sen o başlamadan YGS'ye kendin bir tekrarını yaparsan, ki tabii 9. sınıfı iyi geçirirsen, bu 9. sınıfı tamamen boş geçirirsen neyi tekrar edeceksin? Ortada bir şey yok. Sıfırdan almış olursun o zaman. Al. Onu da al. Onu da alma demiyoruz. Çalışsın en azından. Sıfırdan çalışsın yani, gerekirse de. Yani bizim söylediğimiz şey şu. 12 sınıf başladığı zaman bizim bu iki sınavı paralel götürmemiz gerekli, zorunlu, muhakkak. Bunun ötesinde başarısız oluruz. İstediğimiz şeye ulaşamayız. Ya yani bu kabul zaruri ediyorum bir şey. Ben. Onlar da kabul ediyorlardır, öyle tahmin ediyorum.
Peki dört kol ve sarığı bu işe derken zaten bu konuyu kastediyoruz. Aynen, madem bu... sınav hazırlık süreci var ve bu kaçınılmaz bir şey. Bir yandan YGS'yi yani 9. sınıf konularını hallettik. Tabii ben YGS'yi matematik olarak böyle biliyorum da diğer hocalarımıza henüz sormadık. Onun videosunu çekeceğiz dedik sürekli. Hemen hemen yani genel diğer olarak bu yorumu katmamızda bize kızmazlar. Yani peki, genel 9. sınıf YGS olduğu için 11. sınıfta buna çalışırken 11-12 konuları öğrenilirken o esnada süreçte LYS'de bir yandan halledilmiş oluyor. Bir yıl sonrasında çok özleyeceğin şeyleri yap. Bu ne? Bu şu hocam. Müzelere git. Ya müzelere sürekli gidiyorsa evet bu o anlama da gelebilir. Burada söylediğim şey şu arkadaşlar. 12. sınıfta asosyal olmanızı istiyor muyuz? İstiyoruz. Evet istiyoruz. Evet istiyoruz. 12. sınıf mecburen asosyal olacaksınız. Yani asosyallikten kastımız bir manastır ortamı gibi değil tabii ki. Ama sonuçta bazı şeylerinizi ara vereceksiniz. Sosyalliklerinizi ara vereceksiniz. Arkadaşlarınızla çok sık buluşamayacaksınız. Ya da her hafta sinemaya giden birisiyseniz bu olmayacak yani. Olursa tamam ama ondan sonra da bol bol sinemaya gidersiniz. Onu söyleyelim. Çok vaktiniz olur sinemaya. Çok vaktiniz olur ne yazık ki. Onu söylemek istiyorum. 11. sınıfta biz böyle vazgeçemeyeceğimiz sürekli alışkanlıklarımız özellikle böyle... amatör branşlarda veya amatör kulüplerde herhangi bir branşta yüzme olabilir, basketbol olabilir, fark etmez. Şey yapanlar, bunları yapmayın demiyorum 11'de. Bunlar yapın. Ama bu işin diğer boyutuna biz girdik. Biz 11. sınıfa başladık ve bizim 2 sene sonra artık sınavımız var. Biz bunun ciddiyetiyle 11. sınıfı okumamız lazım. Bunu söylüyorum. Bunları yapalım, evet. Çünkü bir sonraki sene gerçekten yapmayalım. Bunu da söylüyorum. Çok net söylüyorum. Yapmayalım. Yani tamamen sıfırlamak değil belki de ama yani ben mesela spor benim için özeldir, güzeldir de. Hatta öğrencilerime de ben sık sık tavsiye ederim. Bir şekilde spor yapın. Çünkü ben hep şunu fark etmişimdir kendi hayatımda. Zihin yoruluyor. Matematik anlatıyorsunuz. Öğrencilere bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Onlar da öğreniyorlar. Onların da zihin yoruluyor. Ama beden aynı süreçte yorulmayınca ben kendimi huzursuz hissediyorum ve rahat uyuyamıyorum. Ama spor yaptığım günler çok daha rahat uyuyorum. O yüzden öğrencilere tavsiye ederim. Bunu ama abartmadan tabii ki. 12. sınıfta. Bunun tanzimi mi? Yani bizim klasik rehberlikte zaman yönetimi denilen bir olgu var. Bu kişisel gelişim içerisinde de geçerli. Epeyce kullanılır. Zamanı iyi yönet falan. Ben bu yönetmek kavramından hoşlanmıyorum açıkçası. Tanzim kelimesi daha çok hoşuma gidiyor. Nizama sokmak. Nizama sokma, sıralama, yerli yerine koyma her şeyi. Bunu sağlayabiliyorsak o zaman ben lafımı geri de alırım. Yok yok. 12. Yani sınıfta, zaten birçok şeye ara verecek 12. Evet. sınıfta. Bunun başka bir lamucumu yok. Ama hani bu ara verdiğin şeyler gidip de bu sefer faydalı şeylere ara verecek, zararlı şeylere devam edecek çocuk. Evet. Bu şekilde anlaşılmasın diye özellikle onu da söyledim. Ay sınav yaklaştı. Ay sınav yaklaştı. Sen demeyeceksin bu videoyu seyrettiğin için. Değil mi? Çünkü sen 11. sınıfta bu işe başladın, işin ciddiyetini gördün, zaten kendini hazırladın. 12'ye başlarken de her şeyi biliyorsun. Konu anlamında söylemiyorum. Bütün her şeyi biliyorsun. Ne İnşallah yani, YGS neye gireceğini, olarak da birçok şey biliyorum. Neye gireceğini. YGS, yani YGS olarak evet. Belki YGS'ye girecek modda da hazır durumda da şöyle böyle olmamız lazım. Ama sen ne yapacağını, ne edeceğini, önünde ne kaldığını hepsini biliyorsun. Bunun farkındasın. Bu söz sana uygun değil. Bu söz şuna uygun. Bu videomuzu seyredip uygulamayanlar da olabilir tabii. Olmasın inşallah. Bu söz 9-10-11'de gerçekten minimum olan şeyleri de yapmayıp 12. sınıf başladığında aa sınav var. Benim hedefim de şuydu ya. Nasıl yapacağız diyenler için evet. Ay sınav. Ben şunu özellikle söyleyeyim. 10. sınıftan 10. sınıfın sonrasına devraldığım bir öğrenciden bahsedeyim. Bir öğrenci diyeyim. Çalışmaya başladı. Şu anda 12. sınıfa geçiyor bu öğrencim. 11. sınıfı bitirdi. Ve zorunlu yapması gerektiği şeyleri sürekli olarak söylüyorduk çocuğa. Ders çalışman lazım, şunu yap, bunu yap. En son yaptığı YGS denemesi matematik 37. 40 sorudan 37 net. Neredeyse 11. sınıfta. Neredeyse yarın girse YGS'ye olacak yani. Çok yani. Güzel bir puan evet. alacak. Ha bu ama sene içerisinde biliyorsunuz unutmalar, konu tabii tekrarları tabii. vesaire olacaktır arada. Bu şunu söylemek istiyorum. Bakın erkenden başladığı için 10. sınıfın ortalarında başlamıştı sanırım. Erkenden başladığı için çok yol kat etti. Muhakkak. Ve sürekli olarak ders çalışan bir öğrencidir. Yani siz de bunu gerçekten uygularsanız güzel bir sonuç alacaksınız. Öbür, emin olabilirsiniz. Öbür türlü 12'ye geldik. Her şeyi de öğrendik. Hani ben burada 12'ye geldik hiçbir şey bilmiyoruz modunda konuştum ama 12'ye geldik her şeyi öğrendik.
Bu sefer arkadaşlar gerçekten bu sınavın yaklaşma olayıyla hani stresli çünkü her şeyi biliyoruz. Niye? YGS'den neyden sorumlu olduğumuzu, LYS'den neyde sorumlu olduğumuzu, o var, o var, o var, o var, o var, her şey var. Onu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım derken hiçbir şey yapmıyoruz. Orası çok stresli bir durum. Zaten olmuş. O yüzden olmasın arkadaşlar bunlar.